Evet arkadaşlar şimdi bir cismin yoğunluğu ile ilgili sorulara bakalım. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan bir maddeden yapılmış 300 santimetre küp hacmindeki cisim 500 gram gelmektedir. Buna göre cismin içindeki boşluk kaç santimetre küptür diye sorulmuş. Şimdi bizim için neydi? D eşittir M bölü V diyorduk. O zaman ben buradaki kütle değerimi yazarken M eşittir D diyebilirim. Cismin kütlesel değeri ne kadarmış? 500. Eşittir yoğunluğu içinde 2'dir demiştik. Cismin gerçek hacmi içinde diyorum ki V. E buradan cismin gerçek hacminin 250 santimetre küp kadar olması gerektiğini söyleyebilirim. E boşluğu bulurken ne yapmamız lazım? V hava eşittir verilen hacim değeri 300'den gerçek hacmimi çıkartıyorum 250 santimetre küp. Yani boşluğun hacminin artık 50 santimetre küp kadar olduğunu söyleyebiliyorum. M kütleli bir şişenin yarısı X sıvısıyla doluyken kabın kütlesi 3M. Kabın geri kalan kısmı da V sıvısıyla doldurulduğunda kabın toplam kütlesi 5M oluyor. Buna göre DX bölü DY oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kabımızın kütlesi zaten M kadar. Ben bunun yarısını yani V hacmini DX'te dolduruyorum. Toplam kütle değerimiz ne kadar olmuş? 3M. E bunun M kadarı zaten kapsa demek ki buradaki sıvının kütlesel değeri için 2M kadardır diyebilirim. Diğer kısmını da V hacmini artık biz neyle dolduruyorduk? Y sıvısıyla. E peki toplam kütlemiz artık ne kadar olmuş? 5M. E bunun 3M'i zaten X sıvısı varken doluydu. Demek ki geriye kalan kısım için de 2M kütlelidir diyebilir miyiz? E demek ki artık şunu diyebiliyorum. Dx eşittir. 2m bölü v dy dediğimiz değer içinde ben artık ne diyebilirim 2m bölü v ve buradan da artık oran değerimizin 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz.